Merhaba. Daha önceki derslerde hiç yan taramalar komutunu işledik. Burada görmediğimiz bir iki husus kaldı. Onlara bakalım. Hiç'e geliyorum. Buradan baktığımızda tarama sitelerimiz burada mevcut. Sırasıyla şöyle pencereyi genişletebiliriz. Bunun daha geniş penceresini görmek için buradan settings'e basıyorum. Örneğin bastım. Şurada bakın gruplandırdığını görüyoruz. Daha önceki derslerimizde buradaki tarama sitelerinin çoğunu gördük. Gerek peyzaj çalışmamızda, gerekse çevre düzenlemelerimizde çalışmalarımızı bu taramalarla yapmıştık. Bir de en son şurada custom seçeneği var. Gördüğünüz gibi buralar boş. Bu kısmı biz geliştireceğiz. Peki neden geliştirme ihtiyacı duyarız? Varsayalım ki projemiz var. Projemizi yaptık fakat buradaki stiller bizim işimizi görmedi. Kendimize uygun, bize uygun tarama stili geliştirmemiz gerekiyor. O bölümde bu kısım. Burayı geliştirmeyi görelim. Nasıl yapacağız? Öncelikle ketkemtasarim.com adresinde buradan dosyalar kısmına geliyoruz. AutoCAD dosyalarına giriyoruz. Şurada taramalar 414 ve Draw Hatch adlı dosyaları bilgisayarımıza indirelim. Ben daha evvelden indirmiştim. Bakalım dosyalarımız burada. Gelen dosyaları zip dosyasından kurtarırsak şu taramaları kullanacağız. Taramalar klasörünü kullanacağız. Peki bu nasıl çalışır? Öncelikle dosyamızı kopyalıyoruz. AutoCAD'in kurulum dosyasına gidiyoruz. Sağ klik, dosya konumunda aç diyoruz. Buradan pencereyi bir genişletelim. Support bölümünden gelip Ctrl V ile bu taramalar dosyasını buraya yapıştırıyorum. Açtığımda bakın bu şekilde dosyalarımız mevcut. Yeri gel. Tabi ben bunu tekrar kesiyorum. Tekrar gelelim. Bunu bu şekilde yapmayalım. Çünkü iç içe dosyalar girmiş. Çok da sağlıklı olmadı. Biz bunu nasıl yapalım? Buradan taramalar klasörüne giriyorum. Sadece bu dosyayı kopyalıyorum. Tekrar kurulum dosyasına geliyorum ve yapıştırıyorum. Taramalar adında bir klasörümüz oldu. Buna çift tıklıyorum. Burada bakın pet uzantılı bir sürü tarama stilimiz var. AutoCAD'in kendi dosyalarında mevcut olmayan tarama stilleri. Peki bu dosyanın yolunu kopyalayacağım. Şuradaki boşluğa bir kez tıklıyorum. Bakın bilgisayarımdaki yeri budur. Ctrl C ile kopyalıyorum yolunu. Daha sonra AutoCAD Escape. Options'a geliyorum. Options ayarlarıma geliyorum. Buradan açılan sayfada dosya yönetim kısmına geldim. Support, File, Search, Path kısmına geliyorum. Bakın burada bir sürü dosya uzantılarımız var. Add diyorum. Az önce kopyaladığım dosya yolunu buraya yapıştırıyorum. Ve Apple'i OK diyorum ve çıktım. Örneğin bir çember çiziyorum. Yarıçapı 100 olan bir çember çizdim. Daha sonra H Enter. Bakın buradan Settings'e geliyorum. Custom bölümüne baktığım zaman daha önce de boş olan ve bizde mevcut olmayan bir sürü tarama stili var. Tabi bazı dosyalarımız bozuk burada. Bunları siz ayıklarsınız. Birkaç tane bozuk dosyamız var. Örneğin şu stile OK dedim. Pick point dedim. Geldim seçtim alanımızı. Sorun nedir? Bir 5 yapalım. Scale ayarımız 1 olsun. Biraz daha büyütelim. 10 diyelim.
Bakın şu şekilde sıkı ile oynadığımız zaman tarama stilimiz ortaya çıktı. Sıkı ileni 50 yaptım. Bir de dikdörtgen de deneyelim. Örneğin şöyle bir dikdörtgen. Tekrar enter diyorum. Bir de burada kontrol edelim. Başka bir stil oluşturalım. Bakalım. Şöyle. Mesela bunu uygulayalım. Pick point dedim. Alanımı seçtim. Bakın burada 50 büyük geldi zannedersem. 1 diyelim. Veya biraz daha 0.15 diyelim. Küçülttüğümüz zaman şu şekilde bir tarama elde etmiş olduk. Hatta biraz daha küçültelim. Büyütelim daha doğrusu. 0.25 olsun. Şöyle bir tarama stilimiz oluştu. Bunu çoğaltmak mümkün. Bu şekilde siz de bilgisayarınıza arkadaşınızdan veya internetten indirdiğiniz dosyaları kullanarak custom bölümünü geliştirebilirsiniz. Peki burada bu dosyalar da işinize yaramadı. Herhangi bir yerden bulamadık. O zaman kendi stilimizi kendimiz oluşturacağız. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.